Ben Aydın Tuzcu. Bugün size mutabakatlardan bahsedeceğim biraz. Dönem sonunda benim kayıtlarıma göre adamın bana 100 lira borç var. Bu bana göre ama benim mizanımda öyle. Orada karşılaştırılır. Yani yazılım bunu bilgisayar karşılaştırır. Kadın oradaki sekretere orada yok dedirttirir. İşte Erdinç Bey yemekte falan diye böyle. Her aradığınızda yemektedir, işi vardır, toplantıdadır falan deli eder. Çünkü bir göreviniz var ya, şeyi kapatacaksınız değil mi? Ayı kapatacaksınız, yılı kapatacaksınız. Sevgili arkadaşlar, herkese selam. Ben Aydın Tuzcu. Bugün size mutabakatlardan bahsedeceğim biraz. Mutabakatlar derken hem cari hesap mutabakatlarından hem de BABS mutabakatlarından bahsedeceğim. Ki aslında çok ayrı şeyler derim. Ana fikir, ana mantık hep aynı. Bir de BABS'lerde bir yeni kural değişikliği oldu. Ondan da size bahsedeceğim, bilgilendireceğim diyorum. Aslında bugün başka bir konu işleyecektim. Planda bunu anlatmak yoktu ki bir arkadaşım, bir sevgili takipçim benden bu mutabakatları ve BABS'leri anlatmamı istedi ki sanırım iş görüşmelerinde çok sık soruluyormuş. Bu aralar demek öyle pek bilgim yok. Ben de seve seve anlatacağımı kendisine söyledim. Kendisine söz verdim. O yüzden mutabakatlarla karşınızdayım diyorum. Yani bu gibi konularda böyle hani gerçekten işinize yarayacak, gerçekten çok geniş kitleleri, özellikle muhasebeyi pek bilmeyen arkadaşlarımı ilgilendiren şeylerde bana söylerseniz ben programı almaya çalışırım. Çünkü muhasebe.com zamanından da biliyorum. Bu YouTube kanalı zamanlarından da yani bazen çok spesifik şeyler isteyebiliyor insanlar. Yani sadece kendisiyle alakalı. Çok geniş herkese ilgilendirmeyen bir şey. Çok spesifik bir konu. Bazen de zor bir konu. Onunla ilgili gerçekten hani bir şey çekmek istemiyorum. Yani bunu diyen olmadı. Şu anda abartarak söyleyeceğim ama yani mesela şey olabilir. İşte biz Tekirdağ Organize Sanayi'de işte kauçuk üretiyoruz. Bizim teşviklerle alakalı bir video çeker misiniz gibi böyle hani çok spesifik şeyler söyleniyor. Komik oluyor tabii. Onlarla ilgili bir video çekmem tabii ki söz konusu değil. Gerekli tebliğler varsa ne bileyim kurallar, kanunlar onlar araştırılır. Kendi mali müşavirlerine sorulur. Bir çözüm bulunur diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var gerçi hani üyelik geldi bizim Aydın Tuzcu kanalımıza. Üyelik özelliği geldi, katıl butonu. Orada 4 numaralı seviyedeki vaatlerinden bir tanesi isteyen arkadaşım, oradaki üye olan arkadaşıma istediği konuyu kendisine refer ederek özel bir video, özel bir ders hazırlayacağım. Vaatinde bulunuyorum zaten. O ayrı. Ama onun haricinde yine genel anlamda herkese ilgilendiren, özellikle siz genç arkadaşlarım ilgilendiren konularda tabii ki videolar çekerim. Çok da uzatmayayım, parantez kapatayım. Mutabakat nedir? Mutabakatı anlamak için öncelikle bu cari hesap prensibinin mantığını bir kafamıza oturtmamız lazım diyorum. Cari hesap nedir? Biliyorsunuz işin doğası gereği, pratiği gereği ticarette öyle her zaman nakit dönmez işler. Hani parayı ver, çok omeli al gibi. Her zaman öyle olmaz. Açık hesap çalışılır. Açık hesap nedir? Vadelidir satışlardır veya vadeli alışlardır. Bugünden sen malı ve hizmeti satarsın veya alırsın ama ödemesini veya tahsilatını sonraki günlerde, aylarda yaparsın. Anlaşmanız neyse ona göre değişir. Bu cari hesap muhasebede veyahut da bu şimdi bilanço yönetim orada tam olarak nereye tekabül ediyor, hangi hesaplara takip ediyor onun önce genel bilgisini vereyim. Ondan sonra günlük hayatta uygulamada nasıl bu işler dönüyor onları size anlatacağım merak etmeyin. Bilanço neydi? Bilanço ana mali tablolarımızdan biriydi. Diğer ana mali tablo gelir tablosuydu ki konumuzla alakası olmadığı için çünkü bu mutabakatların cari hesapların bir gelir tablosu etkisi yok şu aşamada anlatacak. O yüzden sadece bilanço böyle. Bilanço işletmenin belli bir tarihte ki dönem sonudur bu tarih sahip olduğu tüm varlıkları solda listelerken varlıkları nasıl karşılandığını yani kaynaklarını sağ tarafta gösterir. Sol tarafa aktif sağ tarafa pasif denir. Bizim varlıklarımız içine giren konumuzla alakalı olan kısım nedir? Alıcılar hesabıdır. Yani bizim vadeli satışlarımızın takip edildiği 120 hesabı. Onu buraya bir koyalım arkadaşlar. 120 hesabı. Bir de yeri gelmişken şey de söyleyeyim. Biz Türkiye'de tek düzen hesap planı kullanıyoruz. Tek düzen hesap planında bir kodlama mantığı var. Kod yani ilk 5 hanesi yani ilk hanesi yüzler basamağından 500'e kadar olanlar bilanço üzerinden gelir. Yani yüzler dönem varlık,
duran vardı 200. Kısa vadeli yabancı kaynak 300, uzun vadeli yabancı kaynak 400 ve öz kaynaklarda 500 lira. 120 hesap tabii ki 100 ile başladığı için bir dönem maliyetler arkadaşlar. Yani biz alacaklarımızı varlık gibi düşünüyoruz. Nasıl nakitimiz bizim varlığımızsa alacaklarımız da bir tür varlığımız olur. Bizim borçlarımız yani mal veya hizmet tedarikçilerine veya diğer satıcılara tamam mı? Takip ettiğimiz yerde bizim bilançomuzun pasifinde kalmaktadır. Onlar çünkü bizim borcumuzdur. Buradakiler varlıklarımız kabaca, buradakiler de borçlarımız, öz kaynağı sayması. Tamam mı? Kısa vadeli yabancı kaynak altında 300'ler, 300 hesaplara takip edilir. Bir tanesi 320'dir. Bir tanesinde 336 hesaplar arkadaşlar. 320 hesap kendi ana ticari faaliyetimizle alakalı olan mal veya hizmet tedariklerini takip ettiğimiz yer. 320 hesap o da olabilir. Veyahut da bu tedarikle alakalı gümrükçümüzün, deponun falan kestiği faturalar da onlar da 320'de takip edilirken diğer bizim hizmet aldıklarımız ne bileyim kırtasiyeci veyahut da ne bileyim Türk Telekom gibi hizmet tedarikçileri de 336 yani takip edilmelidir arkadaşlar. 320-336 tamam mı? Bu. Biz dediğim gibi alacaklarımızı burada, borçlarımızı burada takip ediyoruz. Ki sizin kullandığınız muhasebe programları ERP'lerde de durum farklı değil tabii ki. Bir cari hesap modülü vardır. Bir de ona bağlı bu muhasebe hesaplarının bağlandığı modül vardır. Onlar eş zamanlı birlikte çalışırlar. XXX Limited şirketinin bana olan borcu yani benim ondan alacağım o XXX Limited'in cari hesabında takip edilirken arka planda çalıştırıldığı 120 hesaptır arkadaşlar. Bu. Peki biz dönem boyu ne yaptık? Mal sattık, mal aldık vesaire. Bu ticari işlemlerimizi, ticari hayatımızı sürdürdük, devam ettirdik. Peki sonra ne oldu? Burada bizim muhasebeciler olarak yapmamız gereken şey her zaman söylüyorum. İki tane ana bizim görevimiz var. Bir bilgi verme, iki vergiyi doğru hesaplamak. Şu anda bu konuyla ilgili vergiyi bir kenara koyuyorum. Çünkü direkt alakalı. Ama bilgi konusuna gelince bizim mali tablolarımızı doğru bir şekilde hazırlamamız gerekiyor. İşletme yönetimine, hissedarlara, kredi vereceklere, yatırımcılara vesaire. Tamam. Ve bilançoda bizim bilgi verme kaynaklarımıza ve outputlarımızdan bir tanesi bilanço, bir tanesi gelir tablosudur. Ki gördüğünüz gibi dönem varlıklar ve kısa vadeli yabancı kaynaklar üstünde bizim bu cariyelerimizi takip ettiğimizi görüyorsunuz. Yani bir şekilde benim hem alacaklarımı hem de vereceklerimi doğru bir şekilde kayıt altına alıp ve doğru bir şekilde takip ediyor olmam lazım. Bunları doğru bir şekilde yansıtıyor olmam lazım. Benim görevim bu. Çünkü o da bilançonun bir parçası arkadaşlar. Yani bizim mutabakatlar bu işimizi doğru yapmanın parçasından bir tanesi. Bu arada parantez açıyorum, büyük parantez, bir bilgi. Aynı şekilde bizim alacaklarımız ve borçlarımız da sadece kısa vadeli olmak zorunda değil. Yani bizim bir yıldan kısa vadeli olan alacaklarımız 120 hesapta, bir yıldan uzun olanlar 220 hesapta takip edilir. Aynı şekilde 320-420 de olabilir ama yani işin doğrusu ticarette böyle bir yıldan uzun pek vadeler normal hayatta, normal sektörde de dönmüyor. O yüzden direkt bunlar üzerinden gidiyor. Tamam mı? Bu. Kaç video önce, 5-6 video önce herhalde mizan kontrolünü anlatmıştım. Mizan diye bir şey var bir, arkadaşlar. Bunu lütfen, benim bütün videolarımı lütfen seyredin. Benim videolarımı seyredin diye söylemiyorum. Gerçekten bir şey yapıyorum ve siz bundan faydalanın diye söylüyorum. Bu anlattığım her şey tabii ki çok çok özet bir şekilde bunun arka planında mantığını anlamak istiyorsanız onlara bakın. Mizan diye bir şey var. Mizan dediğimiz şey neydi? Mizan bizim tek düzen hesap planındaki hesapların ilgili dönem için hangilerini kullandıysak, hangilerinde bir bakiye oluştuysa, oluşmasa gerek yok pardon. Hangisi, hangi dönem için hangi hesaplarda bir hareket olduysa onu listeden bir tabloydu. Tamam mı? Ve karşısında ilgili hesapların karşısında borç mu var, alacak mı var, ne kadar bakiye var gösteriyordu. Mizan böyle bir şeydi. Mizan tüm o ay boyunca, aylık yapıyorsak şayet, ay boyunca attığımız tüm kayıtların bakiyelerini gösteriyor bize. Ki 120'de, 320'de, 336'da bu mizan işte yer alan kalemlerden biri arkadaşlar.
Bizan kontrolü neden önemli demiştik, anlatmıştım orada. Çünkü Bizan kontrolü önemi köprüden önce son çıkış olması bu bilançoyu veya gelir tablosunu hazırlarken. Orada o ilgili bakiyelerin doğru olup olmadığını bizim kontrol etmemiz gerekiyor. Bir sürü şey vardı orada, anlattım size lütfen seyredin. Bu da o konulardan bir tanesiydi. Yani cari hesap mutabakatı. Mizan üzerinde benim 120 hesabın, 320, 330 hesabın bakiyelerini görüyor olmam lazım. Ki bu borç verir, bunları alacak verir. Borç alacak çalışma mantığını anlattım videomda lütfen seyredin. Tamam mı? Peki, mizan üstündeki bu cari hesapları kontrolünü ben nasıl yaparım? İşte konumuz da bu mutabakatlar. Mutabakatlarla yaparız. Ana hatlarıyla. Çünkü hani işin mantığı gereği. Eğer ki ben bir sonraki konum zaten kasa sayı farkları anlatacağım. Orada mesela ben fiziki kasamla burada 100 hesabımı kontrol ederken nasıl yaparım? Kasamı sayarım. Onun mantığı odur. Veyahut da banka ekstrem ne? Ben gidip 102 hesabımı yani banka hesabını nasıl meç ederim, nasıl karşılaştırırım? Banka ekstresine bakarak yaparım. İşin mantığı gereği, tamam mı? Ve amortismanları yapıyorsam amortisman tablomla karşılaştırdım. İşte cari hesaplardaki benim bu karşılaştığım, bu check etme, bu kontrol, bu önemli kontrol noktamın ana şeyi, söyleyeyim, aksiyonu mutabakatlardır. Mutabakat şu demektir. Ben satıcı olduğum varsayın, karşı tarafta alıcı. Adam benim müşterim. Tamam mı? Ben de adamın tedarikçisiyim. Ben dönem içinde sattım, aldım, ödemeler aldım vesaire. Dönem sonunda benim kayıtlarıma göre adamın bana 100 lira borç var. Bu bana göre ama benim mizanımda öyle. Ben kayıtlarıma girmişim, ödemeleri girmişim. Ben ödemelerimi doğru girebildiysem, her şey tamamsa, güzelse muhtemelen bu doğru. Ama bundan emin olamayız. Çünkü siz kralı olsanız, ferişte olsanız da sizin mutabakatlarda sizin bu cari hesaplarda kendi attığınız kayıtlara güvenmemeniz lazım. Kim muhasebeci ne iş yapar adlı videomda anlatmıştım. Bir kere bir başka bir kişi daha kontrol etsin. O ayrı. Ama konumuza geliyorum. Buradaki bizim emin olma. Tamam lan benim attığım tüm kayıtlar doğrudur cümlesini kurabilmenizin şartı karşı tarafla durumu bir kontrol etmek, check etmektir. Tamam mı? Ben diyorum ki ben de senin bana 100 lira borcun gözüküyor diyorum. Doğru mudur diyorum. Adam da bana evet benim de kendi kayıtlarımda sana 100 lira borcum var diyor. İki tarafta birbirine eşitse bu şekilde karşılıklı ayna gibi bakın birbirine eşitse mutabakatı başarılı bir şekilde. Gerçi mutabakatınızı buna göre olumlu bir şekilde sonuçlandırmışsınız anlamına gelir, tamam mı? Demek ki benim kayıtlarım doğru. O da aynı şekilde aynısı der. Demek ki o da benim kayıtlarım doğru der, tamam mı? Mutabakatın şeyi budur. Peki mutabakatları siz uygulamada günlük hayatınızda nasıl yaparsınız? Şöyle yaparsınız arkadaşlar mutabakatını. Bir o dediğim mizanı çekebilirsiniz. Bu listeyi mizan listesi. Mizanda bakiyeler gözüküyor. Veyahut da daha ayrıntısını o ilgili müşterinin veya ilgili tedarikçinin bakiyesinin ayrıntısını görmek istiyorsanız kendi sisteminizden muavin çekersiniz. Muavin dediğiniz şey de şudur. İlgili o hesabın mesela 120 hesabı. Bu illaki cari hesap olmak zorunda değil. Kasada olur, bankada olur, ne bileyim gelir hesapları olur fark etmez. İlgili tek düzen hesap planı üzerindeki ilgili hesabın muavinini çekmek şu demek seçtiğiniz dönem içinde, periyot içindeki tüm hareketleri gösterir. Tamam. Ben adama 8 tane fatura kesmişim, 5 tane ödeme almışım, muavinde hepsi gözüküyor. Ya muavin çekersiniz, adama gönderirsiniz, daha güzel sağlıklı bir yöntemdir. O da aynısını yapar. Veyahut da daha hızlı bir şey yapmak istiyorsanız mizanı çekersiniz. Mizan üzerindeki tüm müşterilerinizi, tamam listesini görürsünüz. Tek tek telefonla arayıp adamlarla kendi hesabınızın mutabık kalıp kalmadığını bir kontrol edersiniz. Şöyle yaparsınız. X firmanın benim kayıtlarıma göre bana 150 lira borcu var. Günlük hayatımızda teoride iki şey yapabiliriz. Bir ararız, iki mail atarız. Yani ilk başta yapacağımız işlem bu ikisinden biri. İkisi de yani ikisi de artıları var. Aramak daha böyle ne bileyim çabuk aksiyon almayı, daha interaktif olmayı getirir size. Yani mail atarak 20 kişiye mail atacağınıza bir saatte arayarak 30 kişiyi arayıp işi daha hızlı kotarabilirsiniz, tamam mı? Ama mail atmanın da şöyle bir avantajı var. Dediğim o muavinleri mailin ekine koyup karşı tarafı daha sağlıklı bilgilendirebilirsiniz. Benim size tavsiyem
maille işlerinizi yürütmeniz, tamam mı? İlk aşama bu. Mailleşirsiniz veya arışırsınız. Karşı tarafta bir sorarsın. Bende bu gözüküyor, sende ne gözüküyor? İki taraf okeyleşirse bir sonraki adım şudur. İşi daha kağıda dökmek, daha resmiyete dökmek. Bunun için mutabakat mektupları denen bir kavram var. Bunu kullanırız arkadaşlar. Mutabakat mektubu nedir? Mutabakat mektubu benim ilgili müşterim için hazırladığım, sırf onun için hazırlamıyorum, matbu bir şeydir bu, tamam mı? Sisteminiz hangi müşteriyi seçerseniz o müşteriye göre onun bakiyesini gösteren otomatik bir A4 kağıdı mutabakat mektubu çıkarır. Ve siz bu rakam, bu mutabakat mektubunu müşterinize veya tedarikçinize gönderirsiniz. Bu arada dışarıdan çok ses geliyor, şu anda çöpçü geri gidiyor. Gerçekten beni de çok sinirlendiriyor ama artık kusura bakmayın, bunlar çıkmıyor çünkü. Ben şeyde dedim, arka plan seslerinde çıkmıyorum. Ortam sesini yok edebiliyorum ama bunu yok edemiyorum. Maalesef böyle de baştan başlamakta gerçekten aynı konsantrasyonu göstermek çok zor. Nitekim kamera karşısında konuşmam çok zor arkadaşlar. Bu 39. videom ama gerçekten çok zor. Kolay değilmiş, onu öğrendim. Korona da tabii buna eşlik ediyor arkadaşlar. Neyse, mutabakat mektubunu gönderirsiniz karşı tarafa. O daha önce zaten anlaştığınız için, mutabık kaldığınız için o onu imzalar. Sizin gönderiniz mutabakat mektubunu karşı tarafa imzalar. Aynı şekilde işin sağlıklı olan tarafı kendi mutabakat mektubunu müşteriniz hazırlar. O da size gönderir, siz de imzalarsınız. Kaşeve imza yapılır, tamam mı? Kaşeve imza yapılması ne demek? Tamamdır, mutabıktık zaten sözlü olarak. Artık yazılı olarak da bu işi biraz resmiyete döktük. Bunları dosyamıza kaldıralım anlamına geliyor, tamam mı? Siz her müşteriniz için bakiyesi olan veyahut da hareket görmüş veyahut da normalde hareket gördü halde bu ay görmemiş ama yani bu tüm mantıklı müşteri listesini veya tedarik listesini çıkarırsınız, bakiyeleri önüne koyarsınız, telefonla veya maille mutabakatlarınızı yaparsınız. Sonra her biri için mutabakat mektubu hazırlayıp karşı tarafa gönderirsiniz. Aynı şekilde karşı taraf da bunu yapar. İki taraf mutabık. Eğer ki mutabık kalınamıyorsa ne olur? Mutabık kalınamıyorsa şöyle oluyor ki zaten bu işi mutabakatı yapmanızın sebebi bu. Farkı bulmaya çalışıyorsunuz. Üç ihtimal var. Ya sizin kayıtlar hatalı, ya onun kayıtları hatalı, ya ikiniz de hatalısınız. Tamam. Bunu üçüncü şık biraz zor tabii. Hani çok ütopik oldu ama olabilir yani. Dünyada her şey olur. Bunu çözmenin yolu karşı tarafa birinizi, o dediğim muavini anlatmış ya, muavinlerinizi gönderirsiniz. Muavin işin tek düzen hesap planındaki kısmı sizin pratikte ERP'nizde, muhasebe programınızdaki bunun karşılığı duymuşsundur. Hesap ekstresi derler. Cari hesap ekstresi. Ama muavin de aynı şeydir. Cari hesap ekstresi, cari hesap modülünden gelir. Muavin de aynı şeydir aslında. Onu bir eş zamanlı çalışan bir şeydir. O da tek düzen hesap planı üzerinden gelir. Fark etmez. İsterseniz muavini gönderin, isterseniz cari hesap ekstresini gönderin. Karşı taraf sizin kayıtlarınızla kendi kayıtlarınızı karşılaştırır. Siz de aynısını yaparsınız. Ve illaki fark bulunur. Genelde ne olur? Genelde bir taraf fatura kesmiş olur, diğer taraf onu henüz işlememiş olur, unutmuş olur, görmemiş olur. Gerçi e-fatura da artık daha zor tabii de. Olur, olur. Veyahut da ödeme gelmiştir. Sen fark etmemişsin, uyuyorsundur. Onu işlememişsindir. O da olabilir. Gibi. Bu konuyu bilmediğinize göre muhasebede çok hani belli bir seviyede olmanızı varsayıyorum. O yüzden şimdi anlatacağım şey biraz teknik gelebilir ama onun da videosunu çektim. Değerlemeler. Tamam mı? Bir başka sebebi de değerlemeler olabilir. Eğer döviz bazlı siz bir ticaretiniz varsa, bir taraf değerlemeyi yapmadıysa, yanlış yaptıysa veya iki taraf da yapmadıysa dönem sonu bakiyelerinizin eşleşmeme ihtimali de kesin eşleşmez yani. Biri yanlış yapsa veya biri yapmasa eşleşmez arkadaşlar. Bu da başka bir şey. Değerlemeler konusunda lütfen seyredin, tamam mı? Bir kez daha söylüyorum. Siz mutabakatları henüz kafanızda oturtamamış, henüz daha mesleğin başındaki sevgili bir arkadaşımsanız size tavsiyem, benim muhasebe anlatışım, anlatım tarzım biraz her şeyi en tepeden, genelden başlayarak, en basitten demeyeyim de en mantığını, kuş bakışı görerek size anlatmaya çalıştığım için, göstererek anlatmaya çalıştığım için lütfen bu Aydın Tuzcu Anlatıyor serisini, bu muhasebe konu anlatımı serisini ki bu bir oynatma listesidir, lütfen
kanalına bakın, oynatma listesine baştan seyredin, çok faydası olacaktır size diyorum. Mutabık kalamadık, şeyi bulduk, hatayı bulduk, eksiğimizi. Eğer ki eksiklik karşı taraftaysa o düzeltir, eksiklik bendeyse ben düzeltirim ve sonuçta mutabık kalarak doğru yolu bulmuş oluruz. Mutabakat yapmak kolay iş midir? Mutabakat yapmak kolay iş değildir. Mesela bana kolay gelmez. Çünkü çeşit çeşit insanla uğraşırsınız. Herkes sizin beklediğiniz, sizin algınızı, sizin bilginize, sizin beklentinize göre bir kişi değildir karşınızdaki, konuştuğunuz kişi. Siz de aynı şekilde onlara göre değilsinizdir. Bazıları çok, ne bileyim, sıcaktır. Bazıları çalışkandır. Bazıları uyuzdur. Bazısı ihmalkardır. Bazısı ararsınız dönmez. 5 kere ararsınız dönmez. İşte kadın oradaki sekretere orada yok dedirttirir. İşte Erdinç Bey yemekte falan diye böyle. Her aradığınızda yemektedir. İşi vardır, toplantıdadır falan. Deli eder. Çünkü bir göreviniz var ya. Şeyi kapatacaksınız değil mi? Ayı kapatacaksınız, yılı kapatacaksınız. Adam sen mesela daha kurumsal bir firmasın, senin ayı kapatman gerekiyor. Öteki kadevi şeyine kadar, bir sonraki kadevi gününe kadar lay lay böyle yani. Herhalde yaparım bir ara falan diye takılan bir herif. O adama siz bir de yani sırf kendi görevinizmiş gibi de, yani onun görevi değil, tabii sizin göreviniz, onun da görevi. Onun görevi değil, sadece sizin görevinizmiş gibi böyle kendinizi üzersiniz, defalarca ararsınız. Böyle tipler var. Yani doğruya doğru. O yüzden biraz zordur her insanlarla uğraşmak. Ama artıları vardır. Şöyle, ben mesela hani yıllardır mutabakat yapmıyorum. Çünkü artık pozisyonum gereği birebir böyle mutabakat işleriyle ilgilenmiyorum. Daha rapor işleri yapıyorum. Mesela ben çevremdeki muhasebecileri çok eskilerini tanıyorum. Herkesi tanımıyorum. Ama mutabakat yapan arkadaşlarımız diğer çalıştığımız firmaların muhasebecilerini tanırlar. Bazıları araları iyidir, samimi olurlar. Anlatabiliyor muyum? İşlerini daha kolay görürler. Bir network olur, bir çevre olur. O bakımdan iyidir arkadaşlar. Tamam. O yüzden hiçbir zaman mutabakatlarından hiçbir işten kaçmayın. Eğer ki başarılı bir muhasebeci olmak istiyorsanız. Bu cari hesap mutabakatı bu yüzden önemli ki sırf hani bilançoyu doğru hazırlamakla alakalı değildir. Daha böyle elde tutulur sonuçları vardır. Sen birisine fazla ödeme yapmak ister misin? Ya senin yüzünden bu ödemeyi yapan arkadaşın fazla yapmasını, eksik yapmasını. Tamam. Yani bir de işin finansal boyutu var. Kimseye fazla ödeme yapmayalım. Bakiyemizi tam bilelim. O da tam bilsin, sen de tam bil. Tamam mı? Bu da ya işin gerçekten pratikteki çok önemli bir kısmı. O yüzden mutabakatlar son derece önemlidir. Çünkü sizin bir ay boyunca kayıtlara da siz giriyorsanız faturaları, yaptığınız, özenek yaptığınız işin bir anda heba olmaması, çöpe dönüşmemesi önemli. O kadar atıyorum, sallıyorum. 100 kayıttan 99'unu doğru yaptınız, bir tanesi yanlış. Ve siz kontrol etmeniz, mutabakat yapmadınız. O bir yaptığınız yanlış yüzünden sizin yaptığınız 99 doğru da değersiz görünebilir. Tamam, çok önemli. 2. Mutabakatlarda BABS mutabakatları. Hep duyuyorsunuzdur, bilmiyorsanız da. BABS şu demek. Bu bir beyan türüdür. Vergi değildir, ödenecek bir şey değildir. Devlet der ki, sen herhangi bir müşterine, ki kural değişti anlatacağım, sen herhangi bir müşterine bir ay içinde toplamda 5000 TL kadevi hariç, toplamda 5000 TL ve üstü mal sattıysan, aynı şekilde herhangi bir tedarikçinden toplamda 5000 TL bir ay içinde ve üstü kadevi hariç mal aldıysan, sen bunları BABS'de alışlar için BA belge alıştır açılımı, satışlar için de BS belge satıştır. Bu beyanları verirsin, ayda bir verirsin. Örneğin Mart ayının beyannamesini Nisan ayının sonuna kadar verirsin, son gününe kadar. Böyle bir şeydir, tamam mı? Senin BABS için yapman gereken şey nedir bir de cari hesap mutabakatların yanında? BABS mutabakatları. Çünkü BABS'yi şöyle düşün. Aynı ticaret, demin anlattığım ticaret gibi. Senin satışlarından dolayı beyan ettiğin BS, ki devlete gelir giderse başkanına beyan ediyorsun, boru değil. BS aynı zamanda senin satış yaptırdığın BA'sıdır. Tamam mı? Sen BS beyan ediyorsun, adam BA'yı beyan ediyor senin için aynı şekilde. Sen 7500 lira beyan ettiysen adam da 7500 lira beyan ediyor olması lazım. Uyumsuzluk olursa ne olur? Aynısı olmazsa ne olur? Şöyle olur.
bunlar hep gelir idaresi başkanlığına gittiği için şey üzerinden beyanname düzenleme programı sonra gelir idaresi başkanlığı beyanname sistemi üzerinden devlete gider. Gelir idaresi başkanlığına gider. Orada karşılaştırılır. Yani yazılım bunu bilgisayar karşılaştırır. Uyumsuzlukları idare sorgular arkadaşlar. Niye öyle? Onda öyle. Sen de niye böyle? İkinize de mektubu gönderir. Elektronik olarak veya zarf olarak. Gönderir mektupları. Başınıza iş alırsınız, uğraşırsınız. O yüzden yapmanız gereken şey beyanları doğru verdiğinizden emin olmak. Bu yüzden de nasıl cari hesap mutabakatı yapıyorsan aynı şekilde BABS mutabakatında her iki taraflı satışlarınla hem de alışlarınla alakalı hem müşterinin hem de tedarikçilerinle yapmak zorundasın. Aynı şekilde telefon açacaksın diyeceksin ki bizim kayıtlarımızda senin firman için 4 fatura karşılığı 6.976 lira gözüküyor. Mutabık mıyız? Evet, hayır. Evetse o tamamdır. Tiki atabilirsin, bir sonrakine geçersin. Hayırsa neden hayır? Bir soruşturursun. Ve hatan varsa senin bir anda düzeltirsin. Yok onda hata varsa o düzeltir. Tamam mı? Sonuçta ben doğru yaptım. Tamam bana ne kardeşim öbür taraf beni ilgilendirmez diyemezsin. Herif yanlış yapıyorsa yine devlet sorgular bu. Çünkü kimin doğru kimin yanlış yaptığını bilmez ki umursamazlar. O zaten sorgular. Sen emin olmasın. Kendin emin olsan da önemli değil. Faturayı ben kestim. Zaten bir tane faturam var. Kendi faturamı görmüyor musun? Salak mıyım ben? Diyebilirsin ama öyle değil. Adam mesela sen dövizli fatura kestin. Bugün tarihli kestin sen. Fatura üzerinde yazıyor zaten ya. O iş güzel arkadaş da 2 gün sonra faturayı aldı. Tarihi mari şey yapmadan veyahut da sisteme kuru yanlış girdi. Başka bir TL karşılığı verdi. O onun problemi diyemiyorsun. Çünkü arkadaşım dediğim gibi iş eşleşmeyince gelir idaresi başkanlığı bu sorgulanıyor. O yüzden BABS mutabakatları da son derece önemlidir diyorum. Bu mutabakat önemlidir, candır. Tamam mı? Zordur. Alışınca zor değildir. Başlangıçta zordur. İnsanlarla uğraşmak zordur. Ama çok da önemli bir checkpoint'tir. Yani bir kontrol noktasıdır. Tamam. Mutabakat budur. Şimdi BABS'de bir değişiklik vardı. Demin ne dedim size? BABS'de bir kural vardı. 5.000 lira yani herhangi bir müşteri için, toplam bütün müşteriler için demiyorum. Herhangi bir cari için, bu alış da olur, satış da olur, alış faturası, satış faturası. Bir ay içinde toplamda 5.000 lira ve üzeri alış yaptıysan BA'da, satış yaptıysan BS'de göstermek zorundasın. Bu kural böyleydi ki ne zamana kadar? Geçtiğimiz Temmuz'un başına kadar. Şu anda video çekildiği tarihte Ağustos ayındayız. Bugün Ağustos'un 10'u sanırım. Siz bu videoyu 15-16'sı gibi seyredeceksiniz diye düşünüyorum. Hala ne demiştim demin? Bir önceki ayınkini bir sonraki ayın sonuna kadar veriyoruz. Yani Ağustos sonuna kadar biz Temmuz'u vereceğiz. Ki şimdi anlatacağım kural 1 Temmuz itibariyle geçerli. Kural da şu. Kural değişikliği şu. Bu aldığımız faturaların, kestiğimiz faturaların veya aldığımız faturaların artık cinsi önemli olmaya başladı. E-fatura mı, yani elektronik fatura mı, kağıt fatura mı ayrımı yapılıyor. Elektronik faturadan kasıt e-fatura artı e-arşiv fatura. Elektronik faturaysa ve kağıt faturaysa. Şöyle diyor artık devlet. Artık diyor e-faturaya geçildi, e-arşive geçildi. Senin bu elektronik şeyleri bana beyan etmene gerek yok diyor. BABS'ler. Artık ben zaten görüyorum diyor. Kestiğim faturayı, aldığım faturayı zaten görüyorum. Ama diyor ben hala kağıt faturaları üzerinde fazla bir kontrolüm yok diyor. Sen kağıt faturaları beyan et diyor. Tamam. E-faturayı beyan etmiyorsun ama kağıdı beyan ediyorsun. Kural şu. Eğer ki iyi dinleyin. Sen bir müşterine bir ay içinde elektronik fatura artı kağıt fatura toplamı 5.000 liranın üzerindeyse sadece kağıt faturaları kadar toplamını beyan edeceksin. Eğer ki sen bir ay içinde 5.000 liranın üzerinde fatura kestiysen ama hepsi elektronik faturaysa onu beyan etmeyeceksin. Kısmen elektronik, kısmen kağıt faturaysa ve 5.000'i geçiyorsa sadece kağıt fatura kadar olanı beyan edeceksin. Hepsi kağıt faturaysa ve 5.000'i geçiyorsa hepsini beyan edeceksin. Şöyle örnek vereyim size. Mesela bir ay içinde ben
3 tane elektron, şöyle E diyelim elektronik faktura, bu da kağıt faturası, tamam mı? Adet önemli değil, adet önemli değil. Toplamda 3000 liralık elektronik fatura kestim ve 1500 liralık kağıt fatura kestim. Ne beyan ediyorum? 3000 artı 4500. Zaten 5000 altında hiçbir şey beyan etmiyorum. Bu müşteri için. Başka müşteri. Yine 3000 liralık elektronik fatura, 2500 liralık kağıt fatura. Ne beyan ediyorum? Elektronik beyan etmiyorum. Sadece kağıdı beyan ediyorum. 2500 lira beyan ediyorum. Anlaştık mı? Veya çok değişik bir şey olmayacak. 10.000 liralık elektronik faturam var. Ama kağıt faturam yok. Ne beyan ediyorum? Hiçbir şey beyan etmiyorum. Veyahut da 3.000 liralık kağıt faturam var. Ne beyan ediyorum? Hiçbir şey beyan etmiyorum. 6.000 liralık kağıt faturam var. Hiç elektronik faturam yok. Ne beyan ediyorum? 6.000 lira beyan ediyorum. Anlaştık mı? Evet. Artık kural bu. Bana kalırsa kendi fikrimi sorarsanız, çünkü ben bugün şey yaptım. Kendi firmamın beyanını verdim. Eskiden ay sonuna kadar bekliyorduk mutabakatlar falan. Mutabakat yapmaya çok da gerek kalmadı aslında. Yine var bak, yine anlatayım, yanlış anlaşılmasın. Çünkü ben firma olarak artık hep elektronik fatura kesiyorum. Hiç kağıt fatura kesmiyorum. Bu yazılı, yani nokta vuruşlu printer'ım yok. Nereye kaldırdık onu da bilmiyorum. Artık yok. Yani ben hiçbir şekilde artık BS beyan etmeyeceğim. Şöyle beyan ediyorsun. Boş beyanlar veriyorsun. Beyan edecek bilgim yoktur diye tıklıyorsun. Bu ayrı. Alışlarda da çoğu %90'ı, %80'i yine elektronik fatura. Bazı kağıt faturalar geliyor bana. 5000'i geçti oluyor. Sadece onu beyan ettim. Böyle bir durum var. Yine de mutabakat yapmalı mısınız? Yine de mutabakat yapın arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Adamın kestiği elektronik faturalar arasında bir tane kağıt fatura vardır. O sana henüz ulaşmamıştır. Bunu bilemezsin. Bir de hazır alışmışken BABS mutabakatı bir süre gidelim. 3-5 ay. Biraz hemen birden bıçak gibi kesmeyelim. Yapmaya devam edelim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Süreci bir takip etmek gerekiyor yakından. Demin şey diyordum. Benim fikrim şöyle ki artık hacim bu kadar düştüğü için hani BS'yi boş verdim. BA'yı da cücük gibi verdim. Önümüzdeki yıl, mali yıl içinde çok büyük ihtimalle bence BABS tamamen kaldırılır diye düşünüyorum. Tamamen benim kendi fikrimdir bu. Umarım da kaldırılır. Böyle angaryalara gerçekten gerek yok. Biz muhasebeci olarak zaten yeterince işimiz gücümüz var arkadaşlar. Konu bu. Umarım size faydalı oldu. Kafanızda bir soru işareti kalmamıştır. Ya sorularınız varsa yorumlar bölümünde bana sorabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar. Bir sonraki konu, hatta şu videoyu kapatıp direkt diğer konuyu anlatacağım. Sonraki videonun konusunu anlatacağım. O da kısa sayım farkları olacak. O videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.